Herkese merhaba, kanalıma videoma hoş geldiniz. Ben İlayda. Bugün birlikte rüya kapanı, düş kapanı yapıyoruz. Uzun zamandır yapmak istediğim bir şeydi. Elimde bu şekilde bir kasnak var. 10,5 santim, 2 tane var. Bunu mesela bayağı uzun zaman önce almıştım yaparım diye. İplerim var, pembe ve beyaz renkte ve süsleyeceğim şeyler var. İp, kurdela, herhangi bir şey olabilir. İşte önce kasnakları birbirinden ayırarak başlıyorum. Ben pembe renk yapacağım bunu. Siz dilediğiniz renklerde ipten yapabilirsiniz. Ayrıca ip olarak da bendeki ipler punch ipi. Punch'da yaptığım için ondan kalan ipler. Örgü ipiyle de yapabilirsiniz. Böyle biraz daha kalın iplerle çalışırsanız sizin için daha iyi olacaktır. Çünkü bu şekilde sarmaya başladığımızda birikmesi için önemli. Böyle kasnağın yani çemberin içinden geçerek ipleri tek tek saracağım. Tamamen doldurana kadar. Biraz uzun bir işlem ama sonucu görünce siz de gerçekten değdiğini anlayacaksınız. O yüzden hiç sıkılmadan yapmanızı öneririm. Bu şekilde sarmaya başlıyorum. Hepsini sarmaktansa böyle attıkça sıkılarsanız daha iyi olur. Çünkü daha sonrasında bolluklar oluşabilir. O yüzden sardıkça sıkılaştırıyorum gördüğünüz gibi. Bunu sarmak biraz vaktimi alıyor. O yüzden videoyu kese kese devam edeceğim. Bu kısımda da ilk başta tutmuş olduğum yeri ben yapıştırıcıyla yani sıvı bir yapıştırıcı kullanarak yapıştırdım. Siz de yapıştırıcı kullanarak yapıştırabilirsiniz veya ilk başta düğüm atarak da başlayabilirsiniz. İpinizle çemberinize düğüm atarsınız, daha sonrasından dolamaya başlarsınız. Böyle benimkinde temiz bir görüntü oluştu. O yüzden sevdim. Siz de yapıştırıcı kullanabilirsiniz. Sarmaya devam ediyorum bu kısımda. Ve bitirdim. Bu şekilde oldu. Çok güzel gözüküyor. İçindeki kasnak hiç gözükmüyor. İstediğim görüntü de buydu. Buradan kesiyorum. Bu kısmı da yapıştıracağım. Ama şöyle bir şey var ki siz bunu kesmeden de devam edebilirsiniz. Ben o şekilde yapmayı sonradan düşündüm. Kesmezsiniz, düğüm atarsınız. Daha sonrasında dolayacağımız kısımları o şekilde geçersiniz. Ben burada yapıştırmayı tercih ettim. Şimdi elime biraz ip alıyorum. Yaklaşık 4 metre kadar alıyorum. Bunu çemberinizin büyüklüğünü düşünerek de göz önünde bulundurabilirsiniz. Çok fazla ip artmadı öyle söyleyeyim size. Yani bir 4-5 metre ip alabilirsiniz. Bunu elimizde çok fazla büyük yumak olmaması açısından yaptık. Az sonra da göreceksiniz içlerinden geçireceğimiz için bu şekilde küçük bir ipe ihtiyacımız oluyor. Şimdi sarma işlemine başlayacağız. Sarma işlemine dediğim rüya kapanın iç kısmını oluşturacağız. İlk başta düğüm atarak başlıyorum. Çemberin bir kısmına düğüm atıyorum. Ardından diğer işlemleri anlatacağım. Sağlam olmadığını düşünürseniz bir kez daha düğüm atabilirsiniz. Ama gayet sağlam gözüktüğü için ben bir kez daha düğüm atma ihtiyacı hissetmedim. Şimdi bundan sonrasında eşit aralıklarla gideceğiz. Belli aralıklarla çalışarak ipi çembere düğüm ata ata devam edeceğiz. Şimdi göstereceğim gibi mesela burada orayı belirledikten sonra ipi içerisinden geçiriyorsunuz ve o kısma ipi bağlamış oluyorsunuz. Gayet basit bir işlem ve sıkı da oluyor açıkçası. Böyle yapıyorsunuz. Sonra ipi sıkılayıp diğer yere geçiyorsunuz. Aralıkları bu şekilde parmağınızla belirleyebilirsiniz. Bu sefer ipi yine yukarıdan atıp içinden geçirerek bağlıyorsunuz. Bu şekilde işleme devam ediyorsunuz ta ki ilk sırayı bitirene kadar. İlk sırayı bitirdikten sonra artık yapacağımız işlem az önce yaptığımız iplerin orta kısmını belirleyip oranın içinden geçirmek ve buralara düğüm atarak devam etmek olacak. Şimdi daha detaylı da anlatarak göstereceğim.
Ben bir sıra daha gittim. Şimdi içeriden atıyorsunuz, dışarıdan çıkarıyorsunuz ipi. Ardından o oluşan boşluğun içinden geçiriyorsunuz ki bir düğüm oluşsun. Bu şekilde. Ne kadar fazla yaparsanız o kadar dolu dolu ve güzel gözükür rüya kapağınızın içi. İçinden geçiriyorsunuz boşluğun, ardından üstüne atarak delikten çıkartıyorsunuz. Bu şekilde çok daha sağlam olacaktır. Siz de böyle yapabilirsiniz. En ortaya varana kadar bu şekilde tüm iplerin orta kısımlarından geçirerek rüya kapanımızı tamamlıyoruz. Bu delikler küçüldükçe işiniz zorlaşabilir ama yine de bir şekilde oluyor. İğne de kullanabilirsiniz ama ben çok fazla zorlanmadığım için bu şekilde devam ettim. Gördüğünüz gibi sıkılaya sıkılaya devam ediyorum. İpiniz dağılmaya ve açılmaya başladıkça elinizle tekrar topak haline getirebilirsiniz. Çünkü o şekilde daha rahat çalışılıyor. Böyle yaparsanız ipiniz istemeden de olsa düğümlenebilir. Bu da sizin için çok daha kötü olur. Bu şekilde açıldıkça elinizle sarabilirsiniz. Daha sonrasında tekrar devam edersiniz. Artık bayağı ilerledik gördüğünüz gibi. Orta kısma geldiğimde ipi bir deliğin içinden geçiriyorum. Şimdi düğüm atacağız o şekilde sabit kalması için. İpin tamamını geçiriyoruz bir tane delikten. Ortadaki olmasına özen gösterin siz de benim yaptığım gibi. Ardından geçirdikten sonra buraya düğüm atacağım. İpi kesiyorum fazlalık kısmını. Düğüm attığım yeri de kesiyorum ve bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Ben gerçekten bayağı beğendim. Dışarıdakilerden hiçbir farkı yok. Onlar da aynı bu şekilde gözüküyordu. Hem el emeğim olduğu için benim için çok daha kıymetli oldu. Fazlalık kısımları daha sonrasından da kesebilirsiniz. Ben şimdi kestim. Şimdi bu şekilde elimde tül kurdelalarım vardı. Bunları kullanacağım. Ve bu şekilde ince olanlar da vardı. Siz evinizde bu tarz süsleme olarak kullanabileceğiniz şeyler varsa onları kullanabilirsiniz. İpler de bağlayabilirsiniz. Hiç sorun olmaz. Daha sonrasında zaten size bu kullandığım ipten püskül yapmayı da göstereceğim. O püskülleri de rüya kapanında kullanacağız. Dilerseniz onlardan daha fazla yaparak sadece onları bile kullanabilirsiniz. Renk uyumu olmasına özen gösterdiğim için ben pembe ve beyaz renklerini kullanıyorum. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Hangi renkten rüya kapanı yaptıysanız. Kurdelaları bağlarken
dıştan geçiriyorum. Yani ağzını delikten içeri doğru geçecek şekilde yapıyorum. Ardından düğümünü atıyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi daha güzel bir görüntü oluşuyor. Siz de böyle yapabilirsiniz. Şimdi az önce bahsettiğim püskül yapma işlemine geçiyoruz. Püskül yapmak için elinizle boyutunu ayarlayarak bu şekilde sarmaya başlayabilirsiniz. Büyük yapmak istiyorsanız elinizi biraz daha açarak büyütebilirsiniz. Küçük için ellerinizi yani parmaklarınızı birleştirerek yapabilirsiniz. Tamamladığınızda ise ucunu kesiyorsunuz. Ardından yine bir iple bağlıyorsunuz. Orta kısmından değil biraz daha ucuna doğru bağlıyorsunuz ki püskül görüntüsü olsun. Düğümü attıktan sonra alt kısmını ortasından makas geçirerek keseceğim. Şimdi düğümünü atıyorum. Sıkı olmasına özen gösteriyorum. Düğüm attıktan sonra kalan ipleri kesiyorum. Şimdi makasımı iplerin orta kısmından geçiriyorum ve kesiyorum. Boyları eşit olmazsa püsküllerinizin oraları da kesip düzenleyebilirsiniz. Yine tarakla tarayarak da daha büyük bir püskül görüntüsü elde edebilirsiniz. Ben bu püskülden birkaç tane daha yapacağım. Siz dilediğiniz sayıda ve renklerde yapabilirsiniz. Şimdi ben iki tane de beyaz renkle püskül yaptım. Bu şekilde oldu. Bence çok tatlı gözüküyorlar. Püskülleri rüya kapanına bağlayabilmek için uzun pembe ipler kestim. Uzunluklarını diğer bağladığınız türler ve iplerle karşılaştırarak da yapabilirsiniz. Şimdi bunu içinden geçirmek için bir tığ kullanacağım. Bu şekilde ucu çengelli bir şey de kullanabilirsiniz. Bunun hem arkasını hem önünü de kullanabilirsiniz. Şimdi tığı içinden geçiriyorum ve ipi oradan çekeceğim. İpi boşlukların içinden geçirdikten sonra düğüm atacağım. Ardından düğümü püskülün orta noktasına gelmesine dikkat ederek oraya doğru çekeceğim. Ve sonrasında rüya kapanına bağlayarak işlemi bitireceğim.
Şimdi elimde bir tane beyaz tüy vardı. Bunun da uç kısmını kesip yapıştıracağım rüya kapanına. Daha mistik ve daha güzel bir görüntü oluşturacağını düşündüm. Son olarak küçük bir pembe ip alıyorum. Bunu düğüm atmak için kullanacağım. Yani duvara asmak için kullanacağım. Siz de böyle hangi renk yaptıysanız ona uyumlu bir renk alarak aynı işlemi yapabilirsiniz. Rüya kapanımızı tamamladık. Ben gerçekten çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Aynı zamanda buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Video önerileriniz varsa yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.